Emin Pazarcı Atatürk'ün askerleri tam siper. Atılan sloganlara bakılırsa milli güçlerin merkezi gibi görünüyordu. Sık sık ve her yerde Mustafa Kemal'in askerleri iznidaları yükseliyor, sokaklar, salonlar ve meydanlar inletiliyordu. Sonra gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başladı. Gördük ki bu güçlü görüntüye rağmen ortada icraat yokmuş. O bağıranlar ya gerçekte Mustafa Kemal'in askerleri değilmiş ya da taarruz sürerken tamamı sipere yatmış, başını bile kaldırmamış. Askeri terimle tam siper yapmışlar. Aksi takdirde CHP bugün bu halde olmazdı. Atatürk istismarcıları ve düşmanları bu kadar rahatlıkla at koşturmazdı. Aldatmışlar, yanıltmışlar, kandırmışlar hepimizi. CHP bugün adeta işgal altında. Bremen mızıkacıları misali içinde her türlü sesi ve rengi barındırıyor. Sadece ve sadece Atatürk yok. Pardon yanlış oldu. Atatürk'ün bir tek adı var. Bir gün şiddet yanlıları Atatürkçüyüm diye ortaya çıkıyor, bir başka gün Marksistler boy gösteriyor. CHP içinde sık sık PKK ve DHKPC sempatizanlarına rastlıyoruz. Geçmişte bölücü ülke düşmanı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan isimler bile orada. Üstelik halen kafaları değişmiş değil. CHP eski milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın deyimiyle Amerika'nın haber alma elemanı olarak değerlendirilen TR-705 kodlu biri de var aralarında bazı isimler yatıp kalkıp devlete sövüyorlar. Kanun hükmündeki kararname ile FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle üniversitelerdeki görevlerinden alınan yöneticiler bulunuyor CHP'nin parti meclisinde. Parti yöneticileri Türkiye'yi yabancılara jurnallemek için birbirleriyle yarışıyor. Peki Mustafa Kemal'in askerleri nerede? Bir tek onlar yok ortalıkta hepsi tam siper. Partinin başındaki Kemal Bey'e bakıyoruz. Son dönemler hariç uzun süre Atatürk bile dememiş bir isim. Yıllar önce Konya İl Teşkilatının göbeği çatlamıştı. Kendisine Atatürk dedirtmek için defalarca "Sayın Genel Başkanım konuşmalarınızda biraz da Atatürk'ten bahsetseniz." diye bastırmışlar ve her seferinde "Tabii ki ne demek?" cevabını almışlardı. Ama söyletememişlerdi. Kemal Kılıçdaroğlu neredeyse Konya'nın bütün ilçelerini gezmiş, oralarda konuşmalar yapmış. Buna rağmen ağzından Atatürk kelimesi çıkmamıştı. Daha o zamandan belliydi zaten neler olacağı. CHP zaman içinde iyice Atatürk'ten koptu. Çizdiği yoldan çıktı, milli güçlerin karşısına dikilen bir yapı haline geldi. Nerede Mustafa Kemal'in askerleri? Hepsi sırra kadem bastı. CHP dış politikada Atatürk ne yaptıysa tersini savundu. Mustafa Kemal Türkiye'yi eleştiren bir batılı liderin çevresindekilere ahır köpekleri demişti. Bugünkü CHP'lilerse batıda kim Türkiye'ye yükleniyorsa yanına koşup destek veriyorlar. Mustafa Kemal Paşa Suriye ve Irak'ın belli bölgelerini misak-ı milliye dahil etmişti. Hatay sorununu da gerekirse Cumhurbaşkanlığından istifa edip orada gerilla savaşı başlatırım diyerek çözmüştü. Nisan 1920'de meclisteki gizli oturumda Suriye ve Irak'a şu mesajı gönderdiğini söylemişti. Kendi güçlerinizle bağımsızlığınızı sağlamaya çalışın. Ondan sonra birleşmemiz için hiçbir engel kalmaz. CHP ise bugün bizim ne işimiz var oralarda havasında. Son olarak da hem ülkemiz hem de Atatürk'e karşı sergilediği tavırlar yenir yutulur gibi olmayan Canan Kaftancıoğlu'nu İstanbul'a il başkanı olarak seçti CHP. Mustafa Kemal'in askerleri ise yine sessiz. Hepsi Mustafa Kemal'in gerçek askerleri olan o milli mücadele kahramanlarının kemiklerini sızlatır tavırlar içinde. Emin pazarcı akşam